Üçgen Genel Eğitim Sekreteri Sayın Mustafa Türkeli açılış konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkan Vekilim, Tokat'taki kuruluşlarımızın çok değerli müdürleri, hastanemizin başhekimi, değerli müdürüm, sevgili mesai arkadaşlarım, şube başkanlarım ve aramızda bulunan iki tane bölge temsilcimiz, hepinize Konfederasyon Yönetim Kurulu adına ve şahsım adına hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Açılışta Özcan Bey'in de söylediği gibi bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği seminerleri Çorlu'dan başlayan ve Tokat'tan bugün gerçekleştirdiğim seminerle birlikte Adana, İstanbul ve Kocaeli ile birlikte de bu süreci yıl sonunda tamamlayacağımız bu seminerler dizisi. Çalışanlarımızın işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilen işçi sağlığı ve iş güvenliği adına yenilikleri, değişimleri bilgilendirmek, onları bu konuda işletmelerimizde çalışan arkadaşlarımıza bilgi aktarımını sağlamak üzere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu arkadaşlarımıza vereceğimiz bu seminer, değerli hocalarımızın katılımıyla verilecek bu seminerler, çalışma hayatında çok önemsediğimiz toplantılar olarak düşünüyoruz. Türkiye, özellikle bilgi toplumunu yakalayabilmek için eğitime çok önem vermek zorunda. Biz konfederasyon olarak Türkiye'nin değişik yörelerinde ve uzun yıllardan bu tarafa devam ettirdiğimiz bu eğitim zincirlerinin bir halkasını Tokat'ta gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tokat benim toprağım, Tokat benim memleketim. Burada beraber aynı fabrikada tezgah başında çalıştığımız arkadaşlarımızla, beraber işletmede görev yaptığımız müdürlerimizle, buradaki insanlarımıza konfederasyon olarak bir katkı sunmak amacıyla da Tokat'ı çok önemsiyoruz. Bu vesileyle Tokat'ta önümüzdeki günlerde çalışma hayatının değişik boyutta tartışacağı, değişik konuların ele alınacağı ulusal boyutta bir sempozyumun gerçekleşmesi için de özellikle 2005 yılı içerisinde konfederasyon olarak gerekli hazırlıklarımızı, gerekli değerlendirmelerimizi yapacağız. Ve Tokat'ı, Tokat insanını sempozyumlarla, konferanslarla, çevre illerden gelecek insanlarla biraz daha Türkiye'nin gündemine taşıyabilmek için bizler üzerimize düşeni yapacağız. Umuyorum buradaki özel sektör ve kamu kuruluşlarında ve diğer sivil toplum örgütlerinde bu tür katkılarla Tokat'ın biraz daha Türkiye'nin sosyal ve toplumsal hayatında etkili olabilmesi için katkılar koyarlar. Biz bu görevi yerine getirmek için konfederasyon olarak elimizin gündemini yapacağız. Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar, Türkiye çok önemli bir döneme çarifesinde. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Avrupa Birliği sürecindeki rapor, Türkiye'nin 40 yıllık rüyasının gerçekleştirmenin arifesinde olduğu bir süreci başlatmış bulunmaktı. 17 Aralık'ta liderler zirvesiyle kesinleşeceğine ve kapının açılacağına inandığımız müzakere süreci başlayacak. Avrupa Birliği, Türkiye'nin 40 yıllık rüyası. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler, kimi zaman zaman bu süreci hızlandırmaya çalışmış, kimisi bu süreci yavaşlatmaya çalışmış, çok çeşitli tartışmaların içerisinden geçen bir süreçten sonra Avrupa Birliği yolunda artık dönülmez bir kapıdan girmek üzereyiz. Peki Avrupa Birliği, Türk insanına, Türkiye'ye ne getirecek diye sorduğumuzda toplumun değişik kesimlerinin değişik beklentileri vardır. Bizim beklentilerimiz çalışanlar olarak, çalışanların demokratik haklarını, örgütlenmeden doğan en tabii haklarını ve yasal haklarını kendi gelişmiş ülkeler seviyesindeki emsalleri, yani işçilerin sahip olduğu tüm haklara sahip olabilmek için Avrupa Birliği evrensel değerlerin gerçekleşeceği bir topluluk olarak görülmekte. Ancak Avrupa Birliği'ne girerken Türk insanının kendi kimliğinden ve kendi değerlerini yok sayarak değil, kendi kimliğini ve kendi değerlerini koruyarak girmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bunca yıl Gümrük Birliği ile başlayan bir süreçte, Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girdiğinden bu tarafa başlayan bir süreçte, Türkiye'nin kaynakları zaten Avrupa Birliği ile entegre olmuş. Sermayenin dolaşımı, mal dolaşımının önündeki engeller kaldırılmış. Avrupa Birliği ile ilgili çok önemli mesafeler kat edilmişti. Ancak bunca yıl bir beklenti vardı. Avrupa Birliği'ne girecek miyiz, girmeyecek miyiz diye. Evet, Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Görünen o. Ne kadar sürecek, nasıl bir yol, nasıl bir mücadeleden sonra bu gerçekleşecek bilmiyoruz. Ancak biz bir şeyi biliyoruz ki, bu süreç başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa'daki insan hakları, evrensel değerler, evrensel hukuk neyse Türkiye'de bununla ilgili gerçekleşmesi gereken her türlü yasal düzenlemeyi yapmak mecburiyetinde. Ve artık geri dönüşü yok. Çalışanlar örgütlü olmak zorunda. Kayıt dışı %50'lerden %7'lere kabul edilebilir sınırlara indirilmek zorunda. Sigortasız insanlar çalışmayacak artık. Sendikasız insanlar çalışmayacak. Dolayısıyla bu toplum sivil inisiyatif dediğimiz hareketi daha da güçlendirerek örgütlü bir yapıda mücadele edebilmek için ve kendi haklarını koruyabilmek için çok önemli fırsatlar yakalayacaktır. Yoksa biz de biliyoruz, konfederasyon olarak Avrupa Birliği bize para yağdırmayacak. Tam tersine belki bugün içinde bulunduğumuz şartlardan çok daha fazla çalışmak zorunda kalacağız. Çünkü rekabet edebilmek için çok daha fazla üretmeye, çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Umuyoruz bu süreç içerisinde Türkiye ve Türkiye'yi yönetenler, bu ülkeyi yönetenlerden kastettiğim bir tek siyasi iktidarlar değil, devletin bütün birimleri, sendikalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, toplumun tüm kesimleri bu süreci çok sağlıklı bir şekilde kullanır ve bu sürecin olabildiğince kısa bir dönemde gerçekleşmesi için elinden geleni yapar. Biz konfederasyon olarak bu anlamda da toplumumuzun bilgilendirilmesi ve önümüzdeki yaşanacak süreçte çalışanlarımızın hangi tür zorluklarla karşılaşacağı ve bizim Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak Türkiye'deki çalışma hayatının hangi süreci geçirmesi gerektiğine yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirmek için komisyonlarımızı kurduk. Biz bunu kendimize hazırlıyoruz. Ancak Türkiye'nin tüm katmanlarının ve tüm kesimlerinde bu süreçte elinden geldiği kadar hazırlıklı olması gerekiyor. Arkadaşlar, bir tek sermaye sınırları kaldırmadı. Bir tek sermaye globalleşmiyor. Sermayenin globalleştiği, küreselleştiği, onun genel anlamda uluslararası sınırların kalktığı bir anlamda mutlaka emeğin de artık buna kendini hazırlaması gerekiyor. Türkiye'deki işçiler yalnız Türkiye'de kendi sorunlarını tartışarak mücadele edip ayakta kalabilme şansları yok artık. Avrupa'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelen bir işçi hareketi yahut da emeğe yapılan bir saldırı yahut da emeğin karşılaştığı zorluklar bir şekilde çok kısa bir süre sonra da Türkiye'yi ilgilendirmekte. Bunun en basit örneklerinden birisi, Türkiye'de çalışma hayatına yönelik Avrupa Birliği ile ilgili süreç içerisinde Türkiye'de serbest dolaşım hakkının verilmemesi gibi bir engellemeyle karşı karşıya. İşte bu bizim çalışanlarımıza ve bizim insanlarımıza kabul edilemeyecek bir dayatma olarak önümüze konmak istenmektedir. Biz buna şiddetle karşıyız. Umuyoruz bu süreç ülkemize hayırlara vesile olur. Bu süreç ülkemizin insanına mutluluk getirir. Bu süreç en azından Türkiye insanının birinci sınıf vatandaş olmaya en doğal hak olarak kabul ettiğini tüm dünyaya göstermiş olur. Avrupa Birliği'nin bu vesileyle önümüzdeki günlerde çok tartışacağız. Özellikle biz seminerlerimizde, sempozyumlarımızda ve konferanslarımızda bu sürecin çalışma hayatına yansımaları nedir? Bunları hangi tür çalışmalarda biz daha kolay yaşayabiliriz? Bunları önümüzdeki süreç içerisinde çok tartışacağız ve konuşacağız. Şimdi biz yine çalışma hayatında Ekim ayı içerisinde parlamentonun yeni yasama dönemine başlaması ile birlikte çok önemli değişimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir sendikalar yasası, bir sosyal güvenlikte reform olarak yeniden ortaya konan değişim, Sosyal Sigortalar Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı'na devri ve sosyal güvenlikte yeniden yapılanma adı altında gerçekleştirecek yasal düzenlemeler, peşinden iş yasası ile ilgili aksiyen yönlerin tekrar parlamento gündeminde yeniden ele alınması gibi çok önemli çalışma hayatını ilgilendiren değişimlerin konuşulacağı bir süreç başlayacak. Ve özellikle Tokat için çok önemli bir süreç. Yine Tokat sigara fabrikasının tekelin özelleştirilmesi gündemde.
Türk Telekom'un özelleştirilmesi, Türk Hava Yolları'nın özelleştirilmesi, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi gündemde. Bunlardan yola çıkarak önümüzdeki döneme baktığımızda çok çetin ve çok zor bir dönemde karşı karşıyayız. Ülkeyi yönetenlerin elbette 70 milyonluk ülkeyi yönetirken ve bu ülkenin halkıyla ilgili kararlar alırken tümünü memnun etme gibi bir iddiası olamaz. Ancak ülkeyi yönetenlerin göz ardı etmemesi gereken bir şey daha var. Bu ülkede işsizlik çok yüksek boyutlarda. Resmi verilere göre %12, gayri resmi verilere göre de %18'lerde ki Türkiye'de zaten kaçak ve kayıt dışı çok yüksek olduğu için de bunun istatistik değerlerini bulabilmek de çok güç zaten. İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede bu yıllarda bu tarafa özelleştirme iddiasıyla bu ve bundan önceki hükümetlerimizin tümü her gelen bir sonrası için biz daha iyi özelleştirme yapacağız diye iddialı ve abartılı laflarla ortaya çıkarak kamunun çok önemli işte çok önemli işlev gören kurumlarını bir şekilde özelleştirme iddiasıyla yok etmişler, ortadan kaldırmışlardır. Türkiye'nin 18 yıllık özelleştirme sürecine baktığınızda 18 yıl boyunca gelmiş geçmiş hükümetlerin tüm özelleştirme iddiasıyla ortaya çıkmışlar ve 18 yıllık sürecine başladığımızda özelleştireceğiz dediğimiz bütün işletmeler kapatılmış. Oysa özelleştirme 80'li yıllarda Türkiye'nin gündemine oturduğunda bir iddia vardı. Kamu bu işi yapamıyor, bu işletmeler verimli çalışamıyor. Biz devlet olarak bu işten elimizi çekeceğiz, buraları özel sektöre devredeceğiz. Özel sektör gelecek, buralarda üretim yapacak, yatırım yapacak, yeni istihdam yaratacak, ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Devlet basma üretmeyecek, devlet sigara üretmeyecek, devlet işte şunu yapmayacak, devlet bunu yapmayacak diye devlet bütün alanlardan çekilecek, yol, su, elektrik, okul olarak devlet hizmet verecek halkına. İddia bu muydu arkadaşlar? Buydu. 18 yıllık Türkiye fotoğrafına baktığımızda özelleştirildiği iddia edilen fotoğrafa baktığımızda 18 yıl boyunca özelleştirilen işletmelerin tümü kapanmıştır. Eğer bu ülkede özelleştirme yapılacak idiyse bu işletmelerin hepsi çalışır olmalı ve bu işletmelerin hepsi bulunduğu yerlerde üretim yapmaya devam etmeli, katma değer üretmeye devam ediyor olmalıydılar. Sayın Başbakanımız Türk İş'e geldiğinde bir ziyaretinde de yine vakti oldu oturduk bir sohbet esnasında yine özelleştirme konusunu açtı. Özelleştirmede bizim önümüze duvar ördünüz. Bırakın şu özelleştirmeyi bir an evvel yapalım. Ülkenin önündeki engelleri ortadan kaldıralım. Ey sendika ne istiyorsunuz? Konfederasyon ne istiyorsunuz? Bırakın özelleştirmeyi yapalım dedi. Değil mi? Sayın Başbakan. Böyle karşılıklı oturmuşuz 4-5 tane. 2 tane Sayın Bakanımız yanında. Sayın Başbakanım biraz evvel söylediğim ifadeleri kullandım. Siz ve sizden önceki hükümetler 18 yıl boyunca her bir gelen yeni hükümetimiz bir eskisine göre ben daha çok özelleştirme yapacağım ve daha çabuk yapacağım iddiasıyla geldi. Eğer göremediğimiz bir şey varsa lütfen bize gösterin. 18 yıl boyunca özelleştirme adı altında bu kurumların hepsi kapatıldı. Kimilerinin arsaları birilerine rant olarak kullanmak üzere peşkeş çekildi. Ve bu işletmeler, üretim yapacak denen işletmelerin tümü ülke ekonomisinden çekilmek zorunda kaldılar. Sayın Başbakanım bizim görmediğimiz bir şey varsa lütfen bize gösterin. Deyin ki kardeş bak yanılıyorsunuz, şurada da bu işletmeyi özelleştirdik. Çok verimli üretim yapıyor, o işletmenin bacası tütüğü yeni istihdam yaratmaya devam ediyor. Rekabet edebilmek için de teknolojik yatırımlar yaptı. Varsa böyle bir şeyler gösterin, biz göremiyorsak bizi uyarın lütfen. Örnek gösterin. Bu işletmeler kapatıldı. Bundan sonrakilerde kapatılacak. Uluslararası sermayenin işi Türk insanının üretmesi değil. Uluslararası sermayenin işi bu ülkenin güzide kuruluşlarını yok etmek, onların yerine kendi işletmelerini ayağa kaldırarak bu ülkenin kaynaklarını sömürmek. Bu insanın emeğini sömürmek. Ve kamu işletmelerine bir baktığınızda Anadolu'nun dört bir tarafına, Cumhuriyet'le birlikte kurulmuş işletmelere baktığınızda Anadolu'nun dört bir yanına ışık götürmüş, istihdam götürmüş. Aşk götürmüş, iş götürmüş. Ama bu işletmeler artık birer birer özelleştirme adı altında kapatıldığında Anadolu'nun değişik yörelerinden insanlar sanayileşmekte olan İstanbul'a, Adapazarı'na, Türkiye'nin batı kesimlerine, büyük şehirlere göç başlamaktır. Bunları anlattık Sayın Başbakan'a. Ve dedik, özelleştirme adı altında bugüne kadar izlenen politikaların tümü yanlış Sayın Başbakan.
Siz bu ülkeyi sevdiğinize inanmıyoruz. Gelin bu politikalarınızı bir gözden geçirin, bir şeyleri yanlış yapıyor bu ülke. Özelleştirmeden daha çok o kurumların üzerindeki siyasi müdahalelerden vazgeçin. O kurumların özel bir şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapalım. Çünkü siz ve sizden önceki bütün hükümetler hangi iktidar iş başına geldiyse o kurumlara siyasi anlamda ya yöneticilerini değiştirmek için müdahale oldu, ya işçi almak için müdahale oldu, ya da o kurumların ürettiği şeylerin fiyatlarını belirlemek için bile müdahale oldu. Gelin bu müdahaleci anlayıştan daha profesyonelce, daha özel bir anlayış hakim kılabilecek yasal düzenlemeleri yapalım. Bizim insanımız ve bizim yöneticimiz bunların üstesinden gelebilecek birikimine sahip. Bu tür anlayış maalesef yine bildiğini okumaya devam ediyor. Tabii Türkiye arkadaşlar son 20-25 yıldır ekonomik bağımsızlığını yitirmiş durumda. Bunu bu kürsüden çok rahatlıkla söylemek istiyorum. Türkiye'de ülkeyi yönetenlerin eli kolu bağlanmış, onlar bu ülkeyi yönetemez durumdalar. Çünkü IMF ve Dünya Bankası bu ve bundan önceki hükümetlerin elini kolunu bağlamış, Türkiye'yi ekonomik anlamda özgürlüğünü elinden almış. Böyle bir ülkede siyasi iradenin çırpınışları, halkın çırpınışları Dünya Bankası'nın umurunda değil, IMF'nin umurunda değil, böyle bir ülkenin de ekonomik özgürlüğünden bahsedebilmek mümkün değil. Herkes kendi gerçeğini bilecek. O zaman Türk insanı bir şeyi yapmak zorunda. Türk insanı milli değerlerine sahip çıkarak ulusal bir uyanışı gerçekleştirebilmek için topyekun bir başkaldırı yapmak zorunda. Hükümetler ne yapıyorsa doğrudur. Ne gelirse haktandır anlayışıyla sessizlik içerisine gömülmüş bir anlayışın bu ve beteri baskıcı yönetimlerle yönetilmesinin dışında yapabileceği bir şey yoktur. Başkaldırı neye? Başkaldırı iktidarlara değil, başkaldırı haksızlığa. Başkaldırı nereden gelirse gelsin şiddete olmalı. Başkaldırı ulusal değerlere sahip çıkmıyor olmalı. Başkaldırı kendi benliğimize sahip çıkmakla olacaktır. Bunun yolu Türk insanının kendi toprağında yetişen ürünü, kendi ülkesinde üretilen malı kullanmaktan geçer. Güney Kore'ye bir bakın. Bundan 50 yıl önce bizim babalarımız gitti orada, yerle bir olan bir ülkede savaşın içerisine girdi. Aynı Güney Kore kendi mucizesini yaratarak dünya devi olma yolunda çok önemli mesafeler kat etti. Bu nasıl oldu? Bu oranın kendi değerlerine sahip çıkmasıyla ve kendi ürettiği malı kullanıp tüketmekle ve yabancı sermayeye karşı değilim ama kendi ülkemde ürettiğim mal benim malımdır diye bir anlayışın hakim kılınmasıyla, daha doğrusu milliyetçi duyguların gelişmesiyle gerçekleşti bunlar. Ve Güney Kore'de de yabancı sigara fabrikaları var ama Güney Kore tütün tabako şirketi o ülkenin %98 pazarına hakim. Güney Kore'de de yabancı otomotiv fabrikaları var ama Güney Koreli'nin devlet daireleri de dahil, insan da dahil, kendi ürettiği, kendi ülkesinde üretilen kendi malını kullanma gibi bir bilinçle hareket ettiği için dünya devi olma yolunda önemli adımlar attı. Şimdi bu ülkede yalnız iktidarları suçlayarak sorunlarımızı çözemeyiz. Bu ülkede yalnız sendikaları suçlayarak sorunlarımızı çözemeyiz. Bu ülkede herkes önce ben ne yaptım sorusunun cevabını kendi içinde doğru şekilde verebilmelidir. Eğer emperyalizme karşıyım diyerek sokaklara çıkıp yürürken cebimizde Amerikan sigarası taşıyor isek kendimizle çelişkiye düşeriz. Ülkemizin kalkınması için, bu halkın daha güçlü olabilmesi için ve bu ülkenin kalkınabilmesi için, bu ülkenin değerlerinin ön plana çıkabilmesi için her birimiz üzerimize düşeni yaptığımızda bu ülkenin topyekun ayağa kalktığını göreceğiz biz. Ancak maalesef söylerken başka, uygularken başka bir yaşam biçimini kendi hayatımızda uyguladığımızda bu ülkenin kalkınmasından söz edebilmek mümkün değildir. Onun için herkesin kendine ait sorumlulukları vardır. İşçinin, işsizin, sendikacının, yöneticinin, idareler, siyasi iktidarların herkesin sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları herkes bir an evvel yerine getirmek zorundadır. Sonra da birilerinden bir şeyler bekleme hakkına sahip olur. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer müdürler, önümüzdeki günlerde Tokat Sigara Fabrikası'nın kamuoyunda da sık sık gündeme geliyor. Tekel ait sigara fabrikalarının özelleştirilmesi gündeme gelecek. Ben akşam konuştuğum için bu konulara fazla girmek istemiyorum ama izin verirseniz tekrar bu konuyu kısa da olsa değinmek istiyorum.
Tekel'in özelleştirilmesi tarihi bir yanlıştır. Ve Tek Gıdayı Sendikası ve Türk İş olarak biz bu özelleştirilmenin olmaması için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Bundan önce nasıl ettiysek, bundan önce nasıl mücadele verdiysek, o mücadelelerdeki eksikliklerimizi de görerek bundan sonra o mücadeleyi daha şiddetli vermek için elimizden geleni yapacağız. Umuyorum bu ülkeyi yönetenler bu yanlıştan vazgeçerler. İstihdam yaratan, üreticinin tütünlerini değerlendiren, böyle bir güzide kurumun, uzun yıllardır devlete kaynak ve fon yaratan bir kuruluşun bir şekilde özelleştirme altında kapatılmasına gönlümüz razı olmayacak, buna izin vermeyeceğiz. Bunu Sayın Başbakan'a da söyledik. Ve kendisine bir şey daha söyledik, sizin Tokat'a borcunuz var. Çünkü bir ortamda aynı ifadeyi kendisi kullanmıştı. Partinin kuruluş aşamasında Tokat'a geldiğinde buradaki gördüğü o sevgiden, coşkudan çok mutlu olmuştu. Sayın Başbakan aynı şeyi söyledi, Tokat'a borcunuz var. Bu özelleştirme adı altında Tokat Sigara Fabrikası eğer böyle bir operasyonla karşı karşıya kalırsa kapatılacak. Biz buna izin vermeyiz, sizin de izin vermenizi beklemiyoruz. Ancak maalesef özelleştirme yine de bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Önümüzdeki günlerde Tokat halkından beklentimiz, Tokat siyasilerinden, Tokat bürokrasisinden, Tokat'ın işsizinden, herkesten beklentimiz bu mücadelede çalışanlarımızla birlikte omuz omuza bizlerin yanında yer almasıdır. Çünkü bu mücadele Tokat'ta sigara fabrikasında çalışanlar mücadelesi değil. Kim ki böyle düşünüyorsa yanılıyor. Tokat sigara fabrikasında çalışan insanlar öyle veya böyle emeklilerini hak edecekler. Bu fabrika kapatılırsa veya özelleştirilirse ki kapatılacak, bir başka kurumda emekliliklerini tamamlayacaklar. Tokat Sigara Fabrikası'nın mücadelesi, Tokat çalışanlarının vermiş olduğu mücadele Tokat için verilen mücadeledir. Buranın esnafı için, buranın işsizliği için, Tokat'ın ekonomik hayatı için verilen mücadeledir. Eğer biz bu mücadelede Tokat halkı tarafından çalışanlar olarak bir sokaklara özelleştirmeye karşı bu işletmeye sahip çıkmak için verdiğimiz mücadelede Tokat halkı bizim yanımızda yer almazsa, bunun bedelini Tokat halkı çok ağır ödeyecektir. Tokat Sigara Fabrikası'nda çalışanların hiçbir sorun olmayacaktır, bunu bilin. Onun için buradan çağrı yapıyoruz Tokat halkına sizler aracılığıyla. Bu mücadelede Tokat Sigara Fabrikası'na ve Tokat'ın güzide kuruluşlarına sahip çıkabilmek için onların örgütlü yapısı olan sendikalarla birlikte, çalışanlarımızla birlikte o mücadelede bizlere destek versin. Yoksa çok iddialı gelebilir. Çok iddialı bir laf olarak gelebilir. Ama ben bu iddiayı Türkiye'de 70 milyonda ve her televizyon programına çıktığımda söyledim ki Tekel özelleştirirse Adana Sigara Fabrikası kapatılacak, Bitlis kapatılacak, Malatya kapatılacak, Tokat kapatılacak. Eğer ben buraya özelleştirilecek de bu fabrikayı birilerine vereceğiz de bu fabrika çalışır diye iddiası olanlar varsa Hodri Meydan. Size yemin ediyorum bu fabrikayı kapatacaklar. Çalışanlar çıksın, bizim çocuklarımız, biraz da bizim çocuklarımız çalışsın diye, onlara iş alanı yaratsın, bunlar yeter çalıştı diye Tokat halkına veya böyle cahilce düşünceye sahip olan insanlara da çağrım var. Yanlış içerisindeler. Böyle bir şey olmayacak. Tokat sigara fabrikasını alan adam tütünü ta Amerikalardan, Karadeniz'den kamyonlara bindirecek, getirecek Tokat sigara fabrikasına. Sigara üretecek, sonra alacak bunu metropollerde götürecek, pazara sunacak ve rekabet edecek. Yok böyle bir şey. Bu fabrikayı kapatacaklar. Bunu bile bile bu mücadeleye destek vermeyen insanların vebali omuzlarında olacaktır. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu mücadelede Tokat halkından da destek bekliyoruz. Her kesimden ama, herkesten destek bekliyoruz. Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım, biz bu zorlukları aşabilmek için mücadele ediyoruz. Eksikliklerimiz mutlaka vardır. Ancak bütün sorunlarımızı biz diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu kapıları zorluyoruz. Tokat'ın siyasileri, Sayın Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Başkan Vekili de burada. Onlar aracılığıyla da söylüyoruz. Tokat'ın siyasileri, Tokat'ın meselelerine sahip çıkmak için olağanüstü gayret göstermek zorunda. Milletvekillerimize çağrımız var. Tokat'ın 7 milletvekiline birden. Tokat'ın davasına ve Tokat'ın mücadelesinde bu olaya sahip çıkmak için gönül birliği ve el ele bir mücadele içerisinde olmak zorundalar.
Şimdi böyle zor dönemden geçen bir Türkiye'de siyasi tercihlerimizden dolayı çok kısır çekişmelerin içerisine girerek son zamanlarda yaşıyoruz. Siyasi iktidarlar çalışanların sendika değiştirmesi gibi bir baskı altına alarak çalışanların özgür iradesinin üzerine ipotek koymasını da kabul edebilmemiz mümkün değil. Bunlar bizim birbirimize düşmemize ve birbirimize karşı mücadele vermemize yol açacak nedenler olarak önümüze bir gün çıkar ve bizim aramızdaki çalışma barışını, sosyal barışı dinamitleyecek nedenler olarak karşımıza çıkar ve bir daha geri dönülmesi zor mücadeleleri başlatır. Bizim görevimize çok şükür böyle bir olay yok. Ancak buradan bu kürsüden bir şey daha söylemek istiyorum. Siyasi iktidarların işi çalışanların özgür iradesine siyasi baskılarla müdahale etmek değildir. Siyasi iktidarların işi insanların özgür haklarını kullanabilmesi için onun önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek, onların iradelerine saygı duymaktır. Çünkü o irade siyasi iktidarları da oraya taşımıştır zaten. Çok değerli müdürler, değerli konuklar, sevgili arkadaşlarım, aslında konuşacak çok şey var. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Umuyorum önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde çok daha farklı ortamlarda sizlerle beraber oluruz. Umuyorum bu seminer sizlere önemli yeni açılımlar gerçekleştirir, sağlar. Sizlerin bilgi dağarcığına yeni şeyler katar. Umuyorum Türkiye bu değişim sürecinin başlangıcında daha barış dolu, daha huzurlu bir ortama sahip olur. Umuyorum bu ülkeyi yönetenler iktidarların o koltukların kalıcı olmadığının bilinciyle toplumun ve halkın çağrılarına kulak verir, daha adaletli bir yönetim uygulamaya çalışırlar. Bu vesileyle tekrar sizlerle birlikte olmaktan ve sizleri burada görmekten dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyor. Hepinize saygılar sunuyorum.